Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli günler, sağlık, afiyet içerisinde aydınlık yarınlar inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul maut ve innema tuvaffawna ucurakum yawmal qiyamati faman zuhziha anin nar ve udkhilal cennete faqad faza ve mal hayatud dunya illa mataul gurur. Sadakallahul azim. Ali İmran suresi ayet 185. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Yub'asu kullu abdin ala ma mata aleyh. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Müslim hadisi. Sevgili dostlar, önümüzde koşuya çıktığımız bir hayat maratonu var. Bütün dikkatler, gayretler, o yarışı kazanmak, o maratonu kazanmak içindir. Böyle bir kimsenin yarışta olduğunu unutup başka şeylerle uğraşması kadar daha büyük bir gaflet düşünülemez. Maratona girmiş, arkadaşları koşup gidiyor, o başka şeylerle uğraşıyor yolda. Bu maratonu kazanabilir mi? Bize kısası uzunu hariç ortalama 60-70 senelik bir ömür bahşedilmiş. Daha kısa olan var, uzun olan var. Ama ortalaması 60-70 sene. Bunu değeri ölçüsünde en iyi bir biçimde kullanmakla baş başayız. Rotamızı şaşırmadığımız müddetçe hedefe ulaşırız inşallah. Bu yolun dikenleri, bu yolun çakılları, bu yolun mayınları günahlardır. Eğer bu günahlar tövbe suyuyla söndürülmez, istikamete girilmezse bir gün ateş olup yakar bizleri. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz bir hadislerinde nasıl yaşarsanız öyle ölür, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz buyurmuştur. Dinden, diyanetten uzak, maddede boğulmuş, maneviyata yabancılaşmış, tövbe edip doğru yola girmemiş insanların akıbetlerini şimdiden kestirmek güç değildir. Ömrünü dinle, imanla aydınlatmış, ibadetlerle süslemiş, iyiliklerle filizlendirmiş kimsenin sonu da elbette ki bellidir. Bütün mesele sonucu başlangıçtan görebilmek, zikzak çizmeden tertemiz bir ömür sürebilmektir. Daha önemlisi bu istikameti son ana kadar bozmamaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu noktaya da dikkatlerimizi çekmiştir ve şöyle buyuruyor: Sizden biriniz cennetliklerin yaptıklarını yapar. Cennetliklerin yaptıklarını yapar. Sonunda cennetle kendisi arasında bir arşınlık bir mesafe kalmışken tutar cehennemliklerin yaptıklarını yapmaya başlar. Allah muhafaza. Evet, sizden biriniz cennetliklerin yaptıklarını yapar. Sonunda cennetle kendisi arasında bir arşınlık bir mesafe kalmışken tutar cehennemliklerin yaptıklarını yapmaya başlar. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ne acı. Maalesef zaman zaman bu hatalara düşüyoruz. Çok büyük bir felakettir bu insan için. Dişimizi sıkıp Allah'tan yardım dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey de yoktur. Sevgili dostlar, parasını kuruş kuruş,
harcamada gösterdiği hassasiyeti ömür definesini kullanmada da göstermesi gereken insan ve gösteren insan artık iyilikte meleke kazanmış, ömrünün son dakikalarını bile gerektiği gibi harcamış olur. Bu titizliği devamlı gösteremeyen insan şok tesiri gibi bir dönüş içerisine girmezse adeta aniden bir şoka girmiş ve hemen bozulmuş, boşalmış. Böyle bir dönüş yapmazsa hakka hakikata ara sıra hatırına geldikçe o duyguyu taşımaya kalkması geçici parıltılardan öte gidemez. Tam bir dönüş yapmadığı sürece ara sıra parıltılara aldanıp kendini aldatması beyhudedir. Devamlı gelmek yerine aklına düştüğü zaman namaz kılan, aklına düştüğünde oruç tutan, sadaka veren, bunlar geçici parıltılar olarak belirtiliyor. Evet sevgili dostlar, önemli olan bir mum gibi devamlı yanabilmektir. Ara sıra değil. Hani önümüzde Ramazan geliyor. Ramazan'ın dışında camiye, cemaate uğramayan bir insan Ramazan ayı içerisinde bolca namaz kılması kifayet eder mi? Yeterli olur mu? Az olsun ama 12 ayda devamlı olsun. Bir ayda yüklen çok çok ibadet et ama ondan sonra elveda de ibadet ve taata, camiye, cemaate. Evet, önemli olan bir mum gibi devamlı yanabilmektir. Aksi halde yanlışlıklar, çarpıklıklar sürüp gider. Yüzyıllar önce böyle bir çarpıklığı nazara veren Şakik-ü Zahid Hazretleri şunları söylüyor. Kulak verelim, dikkat edin. Yüzyıllar öncesinden bunu söylüyor. Bugünümüzde nasıl olduğunu bir hesap edin, karşılaştırın. Bu söz ne kadar bugünümüze uygun? Sanki bugünü söylüyor gibi. Demek ki ta yüzyıllar öncesinden dahi buna benzer hadiseleri görmüş ki bu muhterem zat Şakik-ü Zahid Hazretleri böyle diyor. Ne diyor? Zamanımızın insanları bazı işlerde Resulullah'ın yolundan ayrılıyorlar. Peygamberimizin yolundan ayrılıyorlar bazı insanlar. Allah rızkımıza kefildir diyorlar. Er rızkı Allah, rızık Allah'tandır. Allah rızkımıza kefildir diyorlar ama kalpleri dünyalık yığmaktan başka bir şeyle doymuyor. Dünyalık yığmaktan başka şeyle doymuyor. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır diyorlar ama durmadan mal yığıyor. Allah yolunda harcamayı hiç düşünmüyorlar. Sanki dünyaya sırf günah işlemek için gelmişler. Evet, sanki dünyaya sırf günah işlemek için gelmişler. Söz sırasında ölüm haktır, hepimiz öleceğiz diyorlar. Küllü nefsin zaikatül mevt. Her nefis ölümü tadacak. Bunu söylüyorlar. Ama yaptıklarına bakarsanız sanki ölüm onlar için değildir. Komşuda oluyor o ölüm. Yanı başında olan bir şey ölüm, kendi hanesine gelmeyecek, kendisine gelmeyecek gibi düşünüyor. Küllü nefsin zaikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır, biz de öleceğiz diyorlar. Ama gel gör ki hiç ölmeyecek gibi. Onları ölüm kuşatmayacak, ölüm onları almayacak gibi yaşıyorlar, davranıyorlar. Büyük acılarımızdan, sıkıntılarımızdan, gafletlerimizden birisi bu sevgili dostlar. Köyümüzde, mahallemizde, şehrimizde onlarca selalar veriliyor.
ölüm hadiseleri cereyan ediyor. Akrabalarımızdan ölüyor ama yanı başımızda olan bu olayı, ölüm olayı sanki bize hiç gelmeyecek. Biz ölmeyecekmişiz gibi davranıyoruz maalesef. Allah gafletten uyandırsın cümlemizi. Evet sevgili dostlar, yüzyıllar öncesinin manevi hastalığı bulaşıcı olacak ki maalesef günümüze kadar gelmiştir. Bu hastalığın ilacı ahiret yolcusu olduğumuzu aklımızdan asla çıkarmamaktır. Ahiretin açlık ve susuzluğuna karşı orucun, kabirin karanlık ve ıssızlığına karşı namazın, kıyametin şiddetine karşı haccın, ateşe karşı da iyiliklerin, sadakaların birer siper olduğunu bildiren Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Ebu Zer'in radıyallahu anh'ın şahsında hepimize şu soruyu soruyor. Evet kardeşlerim, şu soruyu soruyor. Dünya yolculuğun için azık hazırlarsın da ahiret yolculuğu için niçin hazırlık yapmazsın ey Ebu Zer? Evet, dünya yolculuğun için azık hazırlarsın da ahiret yolculuğu için niçin hazırlık yapmazsın? Ey nefsim, ey Ahmet, ey Mehmet, ey falan, ey filan, ey Ayşe, ey Fatma. Dünya yolculuğun için azık hazırlarsın ama ahiret yolculuğu için niçin azık hazırlamazsın? Hacca gidiyoruz, kocaman bavulları, valizleri dolduruyoruz. Antalya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Antalya'ya, Ankara'ya veya başka bir yere filan yerden filan yere giderken valizler dolu, hazırlıklar yapılıyor. Kaç gün kalırım, şu kadar kalırım. Ona göre hazırlık yapıp valizi dolduruyoruz, dolduruyorsunuz. Avrupa seyahati oluyor, dolduruyorsunuz. Yurt dışına gidiyor, yurt dışından geliyorsunuz, dolduruyorsunuz valizinizi. Ama ahiret için nasıl bir valiz var? Nasıl bir çanta var dolduruyor? Evet tekrar edelim. Peygamber Efendimizin Ebu Zer Hazretlerine sorusunu. Dünya yolculuğun için azık hazırlarsın da ahiret yolculuğu için niçin hazırlık yapmazsın? Evet sevgili dostlar, uzun sözün kısası, sohbetimizi yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisiyle noktalayalım inşallah. Allah'ın 60 sene ömür verdiği bir kimse bir şey yapmamışsa kendini Allah'a karşı savunabileceği hiçbir mazereti kalmaz. 60 senelik bir ömür vermiş Allah, bunu değerlendirmemiş. Bunun ne mazereti olacak Allah'a karşı? İbadet yapmamış, haramları işlemiş, helallardan uzak kalmış. Allah'a karşı ne mazeret uyduracak? Ayetlerin mali itibariyle belirttiğine göre ahirette kul hesaba çekildiği zaman cehenneme atılacağını görünce ya Rabbi ne olur beni dünyaya döndür de tekrar senin yolunda ibadet ve taat edeyim, hayır hasenat işleyeyim diyecek. Ama Cenab-ı Allah buyuracak işte. Sana 60 sene, 70 sene ömür verdim. Sen bu ömrü nerede değerlendir? Ne yaptın da döndürsem tekrar dünyaya gitsen ne yapacaksın? Evet sevgili dostlar. Ortalama 60-70, altı da var, üstü de var. Sabi olarak da giden var. Genç olarak da giden var. Ama ortalaması bizim memleketimizin de 60-70 biraz yükseldi. 80'leri de bulan var. 100, 110, 120 olsa ne olur? Allah yolunda olmazsa bu ömür neye yarar? İşte 50 sene, 60 sene, 70 sene, 100 sene ömür verdim. Ne yaptın? Ne yaptın da tekrar versem böyle bir ömrü ne yapacaksın? Sana zaman verdim, peygamber gönderdim, kitap gönderdim, şeriat gönderdim.
Uyardım, uyarıcılar geldi, evliya geldi, alimler geldi, anlattılar, söylediler, sen ne yaptın? Hiç oralı olmadın, dinlemedin, yalan söylüyor bunlar dedin. Elbette ki o pişmanlık fayda vermeyecek. Evet, Allah'ın 60 sene ömür verdiği bir kimse bir şey yapmamışsa kendini Allah'a karşı savunabileceği hiçbir mazereti kalmaz. Yüce Mevla cümlemizi, cümle nesillerimizi sırat-ı müstakiminde daim eylesin, ayırmasın sırat-ı müstakiminden ve ömrümüzü razı olduğu şekilde değerlendirmeyi, rızasını erip cennetini, cemalini görmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet Alaaddin kardeş, dayıoğlu, ve aleyküm selam, teşekkür ederim. Danimarka'ya da selam. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı Ramazanlar inşallah.